Bakırköy Beylikdüzü metro hattımız, bakın bunların kaynağı hazır. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız. İnanın var ya, devletin kaydını alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay. Yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüp Sultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de, hatta Bakırköy'de, hatta Bahçelievler'de insanlara gideceğim, milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez. Sevmez. Onun için dün bunu yatırım planına almayan insanların İstanbul halkına borçları var. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Kendisine bunun uzunca da bir ne kadar önemli olduğunu, hangi kuruluşlardan kredilerinin temin edildiğini, ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini bildiren yazıyla da bildirdim. Hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse 1,5 ay önce. Şimdi bunun ona yani bir yatırım planı alınmaması. Ya listeye ekliyorsunuz. Listenin altına 2 satır daha ekliyorsunuz. Çok acayip bir durum. Bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının böyle en fanatik bireyleri. Ama tekrar söylüyorum, bugüne kadar bunları mazeret olsun diye de anlatmıyorum. Bunlar öyle bir domino taşı gibi çözülecek ki göreceksiniz. 16 milyon insanımızın baskın kuvveti, iradesine set vurulamaz anlayışı göreceksiniz. Hem sandıkta karşılığını bulacak, o sandıktan çıkan o gücün de karşısında bütün bu çektirilen sıkıntıları, bilmem zulümleri tam tersine hareket etmek zorunda kalacaklar. Ben bu tutum ve tavrından dolayı kim buna mani oluyorsa kınıyorum. İstanbul halkı adına kınıyorum. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Bırakın İstanbul'un Sefaköy'den başlayıp Beylikdüzü'ne giden, hem metrobüs hattını hafifleten, hem metro ile beraber İstanbul'un batısını bütün İstanbul'a bağlayan, hem de Eyüp Sultan'dan geçen tramvayımızın bir devamı gibi düşüneceğimiz Eyüp Sultan'ı Bayrampaşa'ya bağlayan, o güzel yolculuğa onları da eklemlendireceğimiz Bayrampaşa halkının ve Eyüp Sultan özellikle Bayrampaşa'ya yakın kısımdaki halkını bu hizmetten mağdur etmeyin diyerek şikayetimi yapıyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Efendim, ulaşım sorunu sayın kurumun da gündemde sürekli bu konularda tweetler de paylaştı. Buna rağmen dünkü yatırım planına alınmadı. Yani bu olmadan bir yatırım planı açıklandı diye anlıyoruz. Doğru mudur? İkincisi, alınmadıysa daha ne kadar bir sarkmadan bahsediyoruz? Ne kadar sürecek bu bir sonraki yatırım planı? Şöyle, bu bazen tabii dönemi belli olmayabiliyor. Yatırım planı bazen normalde bu yılda bir açıklanıp yılın planı da açıklanabiliyor. Sonra bir ara dönemle ilave bir yatırım planı da açıklanabiliyor. Bunun daha önce uygulamaları yaşandı. Dolayısıyla bu yanlışlarından istedikleri zaman dönebilirler. Yani bu şey değil, yani bir kural değil. Sadece Ocak ayında açıklanacak diye bir kural değil. Sefaköy Beylikdüzü süreci neredeyse artık 1,5 senesini buldu. Her geçen zaman ihaleyi geciktiriyor. İhaleyi geciktirince süreçler istediğimiz düzlemde ilerleyemiyor. Mesela biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz bile. Onlar da niçin diyorlar yani. Böyle kendi dillerinde niçin, niye imzalamıyorlar diyor. Yani her şeyiniz tamam. Uluslararası düzeyde biz de inceledik, baktık. Her şey 10 numara. Niçin diye soruyorlar. Utanç verici. Onun için zamanı yok.
Umarım bu yanlıştan dönerler, ek bir liste bile verebilirler bu ay içerisinde. Sayın Başkan, Murat Kurum'un biliyorsunuz İstanbul için ilk bağışı dönüşüm projeleriydi. Dün de sosyal medyada bir video çıktı, izlediniz mi bilmiyorum ama TOKİ mağdurlarının bir kamera kapatmaya yönelik harekete kadar gidildi. Siz Murat Kurum'un bu zarurlaşını nasıl yorumlarsınız, ne söylemek istersiniz? Yani toplumla yüz yüze gelmek, onlarla hasbihal etmek, her zaman burun buruna sohbet etmek tabii biraz alışkanlık ister. Alışmak için biraz zamanı var. Yani o diyalog biçimi kolay değildir. Sabır kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten herhalde o kadar yaşayacak. Ondan sonra 31'inden sonra efendim, görevine geri döner. Beykoz'da Murat Kurum'un Beykoz'dan bir hanımefendiyle bir diyaloğu vardı. 5 yıldır beklenen bir kentsel dönüşümden bahsediyordu hanımefendi. Sizin Beykoz'da böyle bir beklettiğiniz bir proje var mı? Ben ilk gün zaten sordurdum. Yani var mı böyle bir yer, yıktığınızda bekliyoruz falan diye, böyle bir yer yok. Yani ben buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Ben tatilde değilim, İstanbul'dayım. Kendisini bekliyorum, bizi arasın. Bakalım binası neredeymiş, beni... Beni herkes bulabiliyor. O da muhtemelen tak diye bulabilir. Bizi lütfen arasın. Beni eğer bir gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım yoksa. Evet. Teşekkür ederiz. Sen bu yaşta lan. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu evi açalım. Ben bile secdede kalkarken bacaklar onlar çabuk alıyorum ya Allah Allah. Bak Fatma abla ne güzel burada. Nerede duracağını biliyor. Evet arkadaşlar şu evi açalım. Evet, buna ben hep şöyle bitiyorum. Evet.